Görev sürelerinin 2 yılı pandemi gölgesinde geçti. Buna karşın pes edilmedi. Yeni normale uyum hızlı şekilde gerçekleştirildi. Fuarlardan tasarım yarışmalarına kadar hiçbir proje es geçilmedi. Tamamı dijital ortamda icra edildi. Pınar Taşdelen Engin, başkanlığındaki Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği'nden UTİB söz ediyoruz. Engin, geçtiğimiz hafta tek liste ile girdiği seçimde yeniden başkanlığa seçildi. Ekonomiye dair umut veren önemli mesajlar da kaydetti. Bu yılın ilk çeyreğinde %21 artış ile 364 milyon dolar ihracat yaptık ki bu trend yıl sonunda 1,5 milyar dolarlık rekor değeri işaret ediyor. Bu güzel gelişme geleceğe yönelik motivasyonumuzu daha da artırıyor. Bu noktada 2 milyon kişiye iş olanağı sağlayan tekstil ve hazır giyim sektörlerinin pandemi şartlarına rağmen 2021 yılı sonunda 30,4 milyar dolar ihracat ve 18 milyar doların üzerinde dış ticaret fazlası gerçekleştirdiğini hatırlatalım. Geçen sene UTİB İN ise bir önceki yıla kıyasla %33 artış ile 1 milyar 355 milyon dolar ihracat rakamına ulaştığının da altını çizelim. Pandemide tekstil sektörü dünyadaki pazar payını artırmayı başardı. UTİB İN ihracatında bazı ürünlerde kilogram değeri 20 doları aştı. Sentetik dokuma kumaşlar ihracatında kilogram birim değeri 11 dolar 5 sent, pamuklu dokuma kumaşlarda 12 dolar 7 sent ve diğer dokuma kumaşlarda ise 22 dolar 5 sent seviyesine çıkıldı. Rusya-Ukrayna savaşı hesapları biraz bozsa da yeni pazar arayışlarının fitilini ateşledi. Pınar Taşdelen Engin, Bursa başta olmak üzere ülke genelinde dış ticaret fazlası veren, kişi başı geliri yükselmiş, birçok alanda önce olmayı başarmış ve küresel markalara sahip bir Türkiye idealiyle hedeflerimize doğru ilerlemeye devam edeceğiz, dedi. UTİB, İN temel hedefi de, dış ticaret fazlası veren Türkiye olarak belirlendi. Yeni ekonomi modeliyle, tamamıyla örtüşen bir perspektif çizildi. Şüphesiz ki çatışma ortamının sona ermesi tekstil sektörünün hedeflerini tutturması için önemli. Pandemiden sonra Rusya-Ukrayna arasında da normalleşme sağlanırsa 1,5 milyar dolarlık rekor değerin üzerine dahi çıkılabilir. Başkan Engin, İN küresel markalar vurgusuna ayrı bir parantez açmak gerektiğini düşünüyoruz. Sadece tekstil sektöründe değil, teknoloji başta olmak üzere pek çok alanda piyasa hakim markalar yaratamayan ekonomilerin ayakta kalmasının mümkün olmadığına inanıyoruz. Yeni yatırımların teşvik edilerek girişimcilerin ülke içinde kalmasının sağlanması devletin en önemli görevleri arasında olmalı. Türkiye Avrupa'nın NBÜY ülke tedarikçisi. 2021 yılında 3,1 milyar dolar değerinde ev tekstili, 2,1 milyar dolar değerinde ise örme kumaş ihracatı yapılmıştı. Türkiye, en büyük ihracat pazarı Avrupa Birliği'nin AB ev tekstili ithalatında %10'un üzerinde paya sahip. Örme kumaş sektöründe ise AB'nin en büyük tedarikçisi konumunda. AB'nin örme kumaş ithalatından Türk örme kumaş sektörünün aldığı pay %42,4 oranında. Türkiye 2020 yılında 2,5 milyar dolar, 2021'de 3,1 milyar dolar ev tekstili ihracatı gerçekleştirdi. 2020 yılı verileri ile toplam dünya ithalatının 60 milyar dolar düzeyinde olduğu hesaba katıldığında tekstil sektörü %4,5 seviyesinde çok önemli bir pazar payına sahip bulunuyor. Türkiye'nin dünya ticaretinden aldığı pay %3,2 oranında. Dünyadaki 5. ABD'de ise 7. büyük tedarikçi Türkiye. Sektör, şu anda 200'e yakın ülke ve serbest bölgeye ihracat gerçekleştiriyor.